Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konjonksiyon indiğim, so das yani bağlaçlar sırasında indiğim, böylece so das anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Dilerseniz örneğimizle başlayalım. Geh leise aus dem Haus. Öncelikle buraya baktığımızda arkadaşlar bir imperatif durum söz konusu. İmperatifle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar ya da bilmeyen arkadaşlar varsa imperatif yani emir kipleriyle ilgili dersimizi mutlaka izlesinler arkadaşlar. Şimdi leise aus dem Haus, leise sessizce demek arkadaşlar. Aus dem Haus evden sessizce çık anlamına gelmiş oluyor. Burada fark ettiyseniz arkadaşlar aus dem Haus. Das ne olmuş? Datif olmuş farkındaysanız. Aus'tan dolayı. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar. Die Kinder wachen nicht auf. Evet çocuklar wachen nicht auf. Uyanmıyorlar. Aufwachen uyanmak demek arkadaşlar. Bu da ayrılabilir fiil. Ayrılabilir fiil ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar da mutlaka ilgili trennbare verben yani ayrılabilir fiiller konusunda mutlaka baksınlar. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirecek olursam diyeceğim ki sessizce evden çık çocuklar uyanmasınlar. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? İki türlü kullanabilirim. Bunlardan birisi so das, diğeri de indem olacak. Şimdi öncelikle bu cümleyi incelediğimizde Geh leise aus dem Haus, evden sessizce çık. Bakın bundan sonra virgül geliyor. So das die Kinder nicht aufwachen. Böylece çocuklar uyanmasınlar demiş oluyorum. Yani evden sessizce çık ki böylece çocuklar uyanmasınlar. Demek ki ne oluyormuş? Geh leise aus dem Haus. Olağan bir şekilde cümlemi oluşturuyorum. Virgülü getiriyorum ve Zudas'la devam ediyorum. Bundan hemen sonra ne geliyor? Bakın özne geliyor ve fiilimi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir araya mastar halde ne yapıyorum? Cümlenin sonuna atmış oluyorum. Dolayısıyla Zudas'la cümleyi oluşturmuş oluyorum. Demek ki ne diyorum? Geh leise aus dem Haus. Zudas die Kinder nicht aufwachen. Şimdi arkadaşlar aynı anlama gelen indiğim bağlacıyla kuracak olsaydık ne olurdu arkadaşlar? İndiğim, evet bunu ne yapıyorum? Başa getirmiş oluyorum. İndiğim neydi arkadaşlar? Aslında birebir karşılığı sırasında anlamında. Şimdi ne oluyor burada? İndiğim du leise aus dem Haus gehst. Sessizce evden çıktığın sırada gibi bir anlam çıkmış oluyor. Evden sessizce çıktığında Wachen die Kinder nicht auf. Yani sen sessizce evden çıkarsan çocuklar uyanmazlar demiş olduğunda demek ki indiğim yapısını kullanıyorum. Dolayısıyla ne diyorum? Indiğim du leise aus dem Haus gehst. Bakın bundan sonra virgül gelmiş. Wachen eylemle devam ediyorum. Die Kinder nicht auf. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar burada ne olmuş indiğimli cümlede? Virgülden hemen sonra ayrılabilir fiil cümlenin içerisinde ayrılabilir olarak karşıma çıkmış. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyorum? Indem du leise aus dem Haus gehst, virgül, wachen die Kinder nicht auf. Indem cümlesini yapısal olarak inceleyecek olursak arkadaşlar, Indem du leise aus dem Haus gehst. Bakın ne olmuş burada indiğimden hemen sonra? Özne gelmiş. Virgülden önce de ne olmuş arkadaşlar? Fiilim gelmiş. Öyle değil mi? Indem du leise aus dem Haus gehst. Yani evden sessizce çıkaraktan. Öyle değil mi? Virgülden hemen sonra ne oluyor? Ayrılabilir fiil olan kökü buraya getirmişim. Wachen die Kinder. Bakın burada ne oluyor? Eylemden hemen sonra özne geliyor. Nicht auf. Yani ön takıda ne olmuş? Cümlenin sonuna gelmiş. Bu da zaten olan bir durum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Geh leise aus dem Haus. Geh leise aus dem Haus. Die Kinder wachen nicht auf. Die Kinder wachen nicht auf. Geh leise aus dem Haus. So dass die Kinder nicht aufwachen.
Geh leise aus dem Haus, sodass die Kinder nicht aufwachen. Indem du leise aus dem Haus gehst, wachen die Kinder nicht auf. Indem du leise aus dem Haus gehst, wachen die Kinder nicht auf. Evet arkadaşlar, sonraki örneğe baktığımızda man kann Benzin sparen, anlamlandıralım öncelikle. Man genelleme yapıldığında arkadaşlar, man tıpkı er, sie, es gibi çekimleniyor. Sparen tasarruf etmek demek, biriktirmek anlamında. Ancak burada tasarruf etmek anlamına geliyor. Benzin tasarruf edilebilir anlamında. Sonraki cümleye baktığımızda man fährt langsam. Langsam neydi? Yavaş demekti. Fahren de sürmek demekti. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapacağım? So das ve indem ile birleştirdiğimde man fährt langsam. So das, bakın burada so das gelmiş. Neydi so das? Böylece demek. Man fährt langsam, yavaş sürülür. So das, böylece man, so dass man benzin sparen kann, böylece benzin tasarrufu yapılır, yapılabilir anlamına gelmiş oluyor. Demek ki man fährt langsam, so dass man benzin sparen kann. Biz bunu indem ile yapmış olsaydık, bu sefer ne olacaktı? Başa gelecekti indem. Indem man langsam fährt, evet, yavaş sürerek anlamında, yavaş sürerek ne yapılır? Kann man Benzin sparen? Evet, burada ne oluyormuş demek ki arkadaşlar? İndiğimden hemen sonra özne geliyor. Öyle değil mi? Sonra virgülden önce eylemim geliyor. Ondan sonra modal fiilim können gelmiş. Kann man Benzin sparen? Fiilim de mazhar olarak sona gelmiş. Öyle değil mi? Neden? Çünkü modal fiilim können olduğundan dolayı. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Man kann Benzin sparen. Man kann Benzin sparen. Man fährt langsam. Man fährt langsam. Man fährt langsam, sodass man Benzin sparen kann. Man fährt langsam, sodass man Benzin sparen kann. Indem man langsam fährt, kann man Benzin sparen. Indem man langsam fährt, kann man Benzin sparen. Kafamızda iyice otursun diye isterseniz bir örnek daha verelim arkadaşlar. Man kann Millionär werden. Evet, ne diyor bu cümle bize? Milyoner olunabilir. Man arbeitet hart. Sıkı çalışabilir. Hart neydi arkadaşlar? Sert demekti. Ancak burada sıkı çalışmak, iyi çalışmak anlamında kullanılıyor. Şimdi ben bu iki cümleyi so das ve indem ile kullanacak olursam man arbeitet hart, virgülümü getirmişim. Hemen sonra ne oluyor? So das'ı getiriyorum. So das ne oluyordu arkadaşlar? Böylelikle anlamındaydı. Man Millionär werden kann, so dass man Millionär werden kann. Demek ki man arbeitet hart, so dass man Millionär werden kann. Evet, sıkı çalışılır, böylelikle milyoner olunabilir anlamına gelmiş oluyor. Man arbeitet hart, so dass man Millionär werden kann. Aynı şekilde bunu indem ile yapacak olsaydık ne olacaktı arkadaşlar? Başa getirecektik. Dolayısıyla indem man hart arbeitet, evet, sıkı çalışarak kann man Millionär werden, milyoner olunabilir anlamına geliyor. Demek ki ne oluyordu? İndemden hemen sonra özneye getiriyordum. Virgülden önce ne oluyordu? Eylem. Ve ne yapıyordum virgülden sonra? Gene eylem geliyordu. Ancak burada modal fiilim können olduğu için bununla başlamışız. Ve asıl fiilimi ne yapıyorum? Mastarda, sonda bitirmiş oluyorum. Ve ne diyorum? Indem man hart arbeitet, kann man Millionär werden. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Man kann Millionär werden. Man kann Millionär werden. Man arbeitet hart. Man arbeitet hart. Man kann, düzeltiyorum. Man arbeitet hart,
Sodass man Millionär werden kann. Tekrar. Man arbeitet hart, sodass man Millionär werden kann. Indem man hart arbeitet, kann man Millionär werden. Indem man hart arbeitet, kann man Millionär werden. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde konjonksiyon yani bağlaçlar, indim ve zudas bağlaçlarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.